reis bizi Münbiç'e götür, reis bizi Afrin'e götür diyenler bedelli kuyruğuna girmiş gibi gözüküyor efendim. Gelelim aydınlığa. Ortalığı bozamayacaksın. ABD'nin Suriye temsilcisi, eski Türkiye Büyükelçisi, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi tabii ki, James Jeffrey. Göreve atanır atanmaz yola çıktı. Evet, İsrail, Türkiye bir Orta Doğu turu yapacak James Jeffrey. Aydınlık hemen gardını almış efendim. Dursun Çiçek'e tepki. CHP'li mi kalmadı? Efendim Dursun Çiçek HDP ile ittifak önerdi ya. Ulusalcı kesiminde CHP'nin ses yükseldi. Pazara zam yağdı. Evet. İki hafta üst üste aynı ürünü aynı fiyatta almanız mümkün değil. Pazara çıkan birisi olarak söylüyorum efendim. Aynı ürünü aynı yerden böyle bir alışkanlık var hani hep aynı yerlerden alışveriş etmek gibi. Aynı ürünü aynı yerden iki hafta üst üste aynı fiyatta almanız mümkün değil. Pazardaki sebze meyve için konuşuyoruz efendim. Evet. Devam edelim. Bir Gün gazetesiyle dört bir tarafta şarbon karantinası, skandal giderek yayılıyor demiş. Evet, Ankara, Sivas, İstanbul. Evet, pekala. Şimdi tabii bu konuda devletin bir ihmali var. Kimse kusura bakmasın. Eğer 21 günlük karantina süresi medyada yer aldığı gibi uygulanmıyorsa, 100 dolarlık tahliller paradan kaçmak için yapılmıyorsa ve devlet bunlara ses çıkarmıyorsa burada devletin sorumluluğu var. Trump da işin içinde mi onu bilmiyorum efendim. Yani şarbon konusu Trump'ın Türkiye'ye bir kazığı olabilir mi? Olabilir efendim. İhtimaldir padişahım derya tutuşa demiş ya adam. Olabilir. Evet. Evet, bizler hepimiz sütten çıkmış ak kaşıklarız. Sorun Trump'ta zaten. Kılıçdaroğlu'nda da ama Kılıçdaroğlu'nun bu ara hem düğün telaşı vardı hem de partide sorunlar var. Bu işleri ayıracak zamanı yok herhalde. Evet, Trump onun yerine çarşıyı karıştırıyor efendim. Yargının kıyameti demiş efendim Cumhuriyet. Neden? Şu sebeple bu manşet söz konusu. Malum bugün adli yılın açılış günü ya. HSK Başkanı, Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı şöyle bir tweet atmış. Yani mealen söylüyorum ama anlam bu. İçinde kıyamet geçen bir tweet. Yargıçlara şöyle demiş. Kararlarınızı kıyameti düşünerek verin. Yani Allah'a hesap vereceğinizi unutmayın uyarısı. Bu tabii laiklik açısından Cumhuriyet'in perspektifi çerçevesinde rahatsızlık uyandırmış. Laik Türkiye'nin HSK Başkan Vekilinden dini mesaj demiş. O yüzden yargının kıyameti diye. Aslında yargının kıyameti kopalı çok oldu, kimse kusura bakmasın. Yani mesela şöyle bir sahne, tiyatro, bir oyun, bir sinema sahnesi. Bir önemli kurumun, bir önemli temsilcisi yasaya aykırı bir karar veriyor. Yeni göreve gelmiş. Serbest meslekten o mesleği yaparken. Yani ikaz ediliyor ama inatçı. Sonra olayın tarafının önemli bir adres olduğu söylenince ya niye baştan söylemediniz? Baştan söyleseydiniz işte ona göre olurdu anlamında cümleler kuruyor. Yargının kıyameti budur efendim. Tabii bu hayali bir olay ama hani buna benzer şeyler şayet hayali değil de varsa, ki ne tuhaflıklarla karşılaşıyoruz, yargının kıyameti oralarda. Aşı var, önlem yok. Kontrolsüz ithalat şarbon hastalığını patlatırken geç gelen tedbirler tartışılıyor. Ya ne yapalım yani, geç de gelse tedbir alınsın yarın hiç olmazsa, bir şey yapalım. Efendim, iki kaza 15 ölü, yollar kan gölü. Hafta sonu.
Hafta sonunda bir başka haber vardı. Almadık bugün. Keşke alsaymışız efendim. Bulgaristan'da trafik kazalarında aynı günde 17 kişi hayatını kaybetmiş. Hükümet sarsılmış. 3 bakan istifa etmiş. Zeytun haber değil vallahi. Hafta sonu haberiydi. Ama almadık. Keşke alsaymışız. O sırada daha henüz bu 15 ölünün meydana geldiği trafik kazalarıyla ilgili haber yoktu. Cumartesi günü haberi açın bakın. Ve İdlib. Düğüm mü düğüm. Ve Türkiye'nin kaymağını yiyen lobi. Faiz lobisi falan değil ha sakın. Beton lobisi. Her ne kadar son dönemde zorda olsa da. Bayağı zorda. Yani Tarzan zorda zorda. Ama devlet imkanları kullanılacak. Tabii kimse batsın Allah korusun. En önce çünkü çalışanlar mağdur oluyor. Hiç açık mı şimdi? Şimdi betona tapanların mabedi yapıldı. Bu cümleyi kurdurmayın kardeşim. Bakınız lafa gelince mangalda kül yok. Ama Yassıada çok merak ediyorum. Yassıada'da ya fotoğrafı paylaştığımızda daha iyi anlayacaksınız. Yassıada yapıştet devlet modeli bir yöntemle şey yapıldı. Müteahhide verildi. Müteahhide verildi. Adayı müteahhide verdik. Ve sonuç her yer beton. Her yer beton Yassıada'da. Önerimiz Heybeli, Kınalı, Büyükada, Hayırsızada falan hepsini toptan bir müteahhide vermek suretiyle oralarda da gerekli betonsal faaliyeti yapmak lazım. Yani işin şakası bir yana çok acı, çok üzücü, yazık. Gerçekten yazık. Evet, İdlib düğümü. Gordiyon'un düğümü mü? Bilmiyorum. O yöntemlemiz çözülür. Bakalım göreceğiz. Kamyon kasasında ölüme taşındılar. Ucuz maliyet hesaplarıyla yaşamları risk altında. Evet. Mevsimlik işçiler dedik ya 7 milyon. Geçen daha dünün haberiydi değil mi efendim? Kaçıncıya? Gürcistan'dan. 24 yaşında gencecik bir kadın. Türkiye'den daha önce kaçak olarak girdiği için 5 yıl çıkış yasağı konarak sınır dışı edilmiş. Valizin içerisinde Türkiye'ye girmeye çalışıyor. Niye? Çünkü işte Karadeniz'de bir yerde, genellikle Karadeniz'de çalışıyorlar. Biz de yaşadık çünkü. 5-10 kuruşa efendim hasta bakacak, hizmetçilik yapacak, çocuk bakacak filan. Şimdi bir de bunlar var. Bu memleketin asli evlatları var. Çalışmadan sosyal yardımlarla vaziyeti idare edenler var. İş beğenmeyenler var. Dolayısıyla kamyon kasasında ölüme taşınmaya razı olanların sayısı, razı olmayanların sayısından çok. Evet. Bakın rakamlar elektrik %33. Konutlarda bu. Bir yılda. Konutlarda. Bakınız tarımsal sulamada ki en ciddi sorunlu yerlerden birisi bu. Ciddi çiftçi borçları var orada çünkü. Tarımsal sulamada, sanayide, ticarethanelerde %45 civarında, %50'ye yakın bir yıldaki zam. Ve doğalgaz %24 bir yıl içerisinde. Zaten bunun %20'si belki de %24 hesabı da az olabilir. Neden? Ya bir ay önce %9'du. 1 Eylül'de bir %9 daha geçirdiler. Peki enerji sektöründe kriz var mı? Var. Metro City'de biliyorsunuz cumartesi günüydü galiba. Metro City İstanbul'daki alışveriş merkezinde üre merdivenler haczedildi. Tabii firmayı sıkıştırma maksatlı bir iş o. Yüreğe merdivenlesini hazretecek, alıp götürecek bir şey. Sadece bir olumsuzluk ortaya geçirip mecbur etmek. Nitekim amaca ulaşmış, öyle anlaşılıyor. 3,5 milyon dolar borcu varmış. Nereden? Bildiğimiz, eğer yanılmıyorsak, Metro City'nin işletmecisi olan şirket aynı zamanda enerji sektöründe. Enerji sektöründe problem var. Ne yaptı BOTAŞ? İki şey yaptı. Kimse üzerinde durmadı, konuşmadı ama... Bunun yankısı, yansıması işte filan hiç konuşulmuyor bunlar. Bunlar hiç konuşulmuyor. Ne yaptı? Şunu yaptı.
%49,5 zam yaptı efendim. Doğalgaz çevrim santrallerine. Yani elektrik üreten santrallere %49,5 zam yaptı. Sonra? Bundan sonra dolarla dedi. Enerji sektöründe de kriz var. Onu söylemeye çalışıyoruz yani. Efendim, Güneş gazetesi büyük adilik demiş Bloomberg. Şimdi fatura Bloomberg'e kesiliyor. Pekala. Bu kadar küçük bir aralıktan böylesine geniş bir delik açmayı başaran mekanizmaya karşı bu kadar zayıf hale nasıl geldik? Sözleşmeyi sona erdiririz. Niye sona erdiririz? Erdirsenize. Erdiririz demek toplumun gazını almak için mi? Erdiremeyeceğiniz, sona erdiremeyeceğiniz bir sözleşmeyi bilmiyorum. Göreceğiz, bekleyeceğiz. Ve soru şu, neden 3 gün bekledi Halk Bankası Genel Müdürü? Olay cuma akşamı oluyor. Neyse 2 gün. Niye bekledi yani? Efendim, iki kazada 15 can gitti. Manşet yapmış o haberi. Tek sütundu Cumhuriyet'te az önce. Ve demin dedik, hafta sonunun bir haberiydi. Bulgaristan'da aynı gün trafik kazalarında 17 kişi ölünce 3 bakan istifa etti diye bir haber vardı. FETÖ'nün arkasında Amerika var. Tunceli'de yeni hayat. Almanya'dan Dışişleri Bakanı'ndan açıklama var. Türkiye ile normalleşelim. Devamı var ama yani onu koymamışlar ama Türkiye'de biraz kıpırdasın canım mealinde sözler var efendim. Evet. Bu arada Beşiktaş, Bursa 1-1 beraberlik. Fenerbahçe efendim sondan üçüncü. 4 maç oynadı. 3'ünü kaybetti. Herhalde bu işte ellerini ovuşturan biri şayet varsa hani Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım için söylüyorum. Pek beklenmez ama hani gidişi onu kendi isteğiyle bırakmayıp gitmek zorunda kalması dolayısıyla burukluk var ya, o burukluk içten içe yönetimin yanlış tercihleri, beceriksizliği ve başarısızlığı şeklinde algılanmasından, yeni yönetimin, Ali Koç yönetiminin içten içe bir ferahlama hissediyor mudur Aziz Yıldırım? Doğrusu merak ederiz. Ve karar, ihmal şarbon getirdi. Evet, hayvanların test sonucu beklenmedi. 21 gün karantina uygulanmadı. Evet. S-400'ler için izin alacak değiliz dedi Cumhurbaşkanı. Ve Karar gazetesi tombul parmağı iyi anlatamadılar diyor. Aynısını vereceğiz efendim. Halkbank. Ve Milat gazetesi Türkiye devrede. Filistin'i boğmaya kalkan Trump'a paranı başına çal mesajı. Şimdi evet, Trump Filistin'e yapılan yardımları durdurdu. Kıyamet savaşını tetiklemeye çalışıyorlar ya evangelikler. Böyle tespitleri yabana atamayız. Evet. CHP kaleleri düşer. Yerel seçimde ittifak konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Ankara'da konuştu. MHP'li belediyenin organizasyonunda. Ve de ittifak sinyali verdi. İşte o sinyal, hatta böyle bir ittifakın CHP'nin elindeki dün ve evvelsi gün vardı. 11 ilin el değiştireceğini
işaret ettiğine ilişkin matematikten söz edildi. Kırgızistan'a darbe uyarısını söyledik ve İsrail vurdu ABD pusuda. 4000 FETÖ'cü Kırgızistan'a kaçtı. Niye Erdoğan Kırgızistan'da bu kadar çok FETÖ vurgusu yaptı? Herhalde daha iyi anlaşılmıştır. Yeni söz. Dolar egemenliğine son vermeliyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de büyük bir kriz bekleniyor. Evet. Biz çoktan girdik bile galiba. Ve son gazete Yurt. İstanbul'da şarbon alarmı. Hastanelere başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesiyle gözlem altına alındı. 22 kişide şarbon tespit edildi. Evet. Şimdi marketlerde, kasaplarda, marketlerdeki et reyonlarında şarbonsuz et ilanlarını 5-10 lira üstüne fiyat yerleştirilmiş şekilde görmeye hazır olun efendim. Ve av sezonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı av sezonu ve dönen avcılar yani balıkçılar ne dediler? Vallahi bir memnuniyet işareti var ama balık az, fiyat yüksek. Oysa Giresun'da veya Ordu'da çapar ile tutulduğu söylenen palamutlar 5 liradan konuşuluyordu. Palamuttan söz edilmiyor. Çok az palamut olduğu söyleniyor. Balık az, fiyat yüksek deniyor. Oysa çok umutluyuz. Umutluyduk. Umutluyuz. Umudu sürdürelim inşallah. Sarın yaptığı haber gibi efendim. Millet ete doydu. balığa yöneldi filan diye öyle bir haber yapmıştı Star gazetesi. Şimdi birisi oturmuş. Matematik meraklısı birisi. Yememiş, içmemiş. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlar üzerinden bir kurban matematiği yapmış. Yarın paylaşacağız ama onu söyleyelim. Gerçekten çok ilginç, çok önemli bir tespit yapılmış. Hani güzel de olmuş. Paylaştığımızda göreceksiniz efendim. Şimdi çok kısa bir aramız var. Verelim. Sonrasında gazetelerimizle birlikte karşınızda olalım. Ayrıntılı bir tur, köşe yazıları hepsi hazır. Sizlerle paylaşacağız efendim. Değerli izleyiciler, gerçek gündeme devam ediyoruz. Ayrıntılı bir gazete turu için tekrar karşınızdayız. Yine akşamla başlayacağız. Ve tabii köşe yazılarımız var, alıntılar yaptık. Bunların hepsini de sizlerle paylaşacağız efendim. İlginç yazılar var, söyleyeyim. Bizim çok dikkatimizi çekti. Sürekli izleyicilerimizin de dikkatini çekeceği düşüncesindeyim. Efendim, FETÖ haindir, alçaktır. Akşamın manşeti böyle. Erdoğan'dan Kırgızistan'a kritik uyarı. Tabii Türkiye'deki bir kısım FETÖ'cünün Kırgızistan'a kaçtığı haberiyle bir hayli yüksek sayıdan söz ediliyor. Beraber düşünmek lazım bu açıklamaları. Çünkü bizde olan 15 Temmuz'un bir benzeri sizde de olabilir diye uyardı Cumhurbaşkanı. Efendim, yeşili yok eden başkana ceza, gülümseten haberler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, yeşil alanı yok eden belediye başkanlarına yaptırım uygulayabileceklerini söyledi. AK Parti'nin adayı, vatandaşın şikayet ettiği noktadaki parti prensiplerine aykırı hareket etmemeli. Yeşil alanları yok etmeyeceksiniz diyoruz. Eğer belediye başkanı yeşil alana kütle koymakta ısrar ederse, ihtar ve geri çekme dahil her türlü fikir düşünülebilir demiş efendim. Evet, Bade Harabil Basra. Adaylarımız önce eğitimden geçecek. Protokoldeki vali ve garnizon komutanının aksine belediye başkanları için eğitim metodolojisi olmadığını söyledi. ÖSS'deki adaylar ve başkanlar eğitim ve istişare kamplarına alınacak. Bu arada AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu da hemen 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonraki hafta sonu, o hafta sonunda Kızılcahamam'da kampa girecekler efendim. Evet. Şimdi AK Parti hazır. AK Parti hazırlanıyor.
öbür partilere baktığımızda işler karışık. Bir de üstelik AK Parti ile bir koalisyon ortağı biçiminde hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi'nden ittifak sesi var. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Ve bu ittifak süreci hayata geçerse 11 ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı aldığı 11 ilde başkanlığı kaybetmesi ihtimalinden söz ediliyor efendim. Bu arada tabii Dursun Çiçek'ten de ilginç bir örnek geldi, öneri geldi daha doğrusu. HDP ile birlikte tabii CHP'nin içindeki ulusalcıların sert tepkilerine yol açtı. Efendim anında müdahale ettik, hesaplar bloke edildi. Halkbank Genel Müdürü. Cuma akşamı hatalı kurların 22.01 ile 22.39 aralığında işlem gördüğünü, anında müdahale edildiğini söyledi. Anında edilmemiş. 38 dakika sonra edilmiş. Bu açıklama onu gösteriyor. Anında müdahale, bir işlem başladıysa işlem başladığı anda. Hadi ilk 1, 2, 3, 5 dakika, 5 dakika bile uzun süre bu işlemler için. Anında edilememiş. 38 dakika sürmüş müdahale. Neyse. Ama peş peşe Halkbank'tan yapılan iki farklı açıklamayı da hesaba katmak gerekiyor efendim. Hatanın dış veri kaynağı Bloomberg'den kaynaklandığını dile getiren Aslan, bankanın zarara uğramadığını, Bloomberg'le sözleşme iptalinin masada olduğunu söyledi. Yani Bloomberg bu hatayı yapmışsa niye masada bekletiyoruz ki? Ettik. Neyi bekliyoruz yani onu anlamadım. Bloomberg bu hatayı yapmışsa. Bu işin sorumlusu Bloomberg'se, doğru mu? Niye iptal etmiyoruz hemen de neyi bekliyoruz onu anlamadım. Efendim sevgili takibiyle mafya kelepçe. Ne demişler? Parayı ve kadını takip et. Azılı suçluları yakalamakta farklı bir yöntem izleyen İstanbul. Hadi canım sen ne farklı yöntem işte. Parayı kadını takip et işte. Beylik bir laf yani. Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya babasını, sevgilisini takip etmişler ve böylece ele geçirmişler efendim. Pekala. Bedelliye 450 bin başvuru. Rakam gerçekten yüksek efendim. Büyük bir rakam. Evet. Bu arada celp dönemleri ilan edilen yükümlüler, yoklamalarını belirlenen tarihe kadar tamamlamazlarsa kapsam dışına çıkarılacaklarmış efendim. 6 Eylül'de E-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecekmiş. İkinci celp dönemine ilişkin bilgiler. Evet. Efendim 3. Havalimanı'na 18 hattan ulaşım. Şimdi burada bu yanlışlık niye yapılıyor onu bilmiyorum. Muhtemelen hani zengin dursun, İstanbul'un hiç havaalanı varmış gibi düşünülsün diye mi? Hayır. Atatürk Havalimanı yer değiştiriyor. Çok daha büyük bir havalimanı haline dönüşüyor. Ve bir devlet havalimanı olmanın ötesinde özel şirketin yap işlet devret modeliyle yönettiği, yaptığı yatırımın finansmanının devlet ve hazine tarafından taahhüt edildiği, finansmanı kefalet edildiği ve de yolcu sayısı vesaire filan gibi bir takım taahhütlerde bulunulduğu, yani garanti paralı bir ekonomi modeli. Yani dolayısıyla bu 3. havalimanı da 2. havalimanı İstanbul. Öyle değil mi? Biz mi yanlış biliyoruz? Sabiha Gökçen 1. O da satıldı mamafi. İkincisi de bu. Evet neyse. Beşiktaş ve Yenikapı'dan 18 liraya lüks seyahat. İlk etabı 29 Ekim'de açılacak 3. havalimanına 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. En pahalı ve en uzak hat 30 lirayla Pendik. En çok aracın sefer yapacağı hatsa 18 lira alınacak. Yenikapı Sirkeci hattı otobüsler havalimanına her 10 dakikada bir kalkacak. Yenikapı Sirkeci. Evet. Tabii ulaşım. Şimdi balık bu yıl daha ucuz olacak. Niye? Bu arz talebin dengelediği bir fiyat
arz talebin belirlediği bir fiyat var. Şimdi az önce nereden okuduk? Yurt gazetesindendi galiba. Balık az çıktı, fiyatlar yüksek diyor. Ama İktidar gazetesi olunca balık bu yıl daha ucuz olacak. İnşallah yani. İnşallah bol olacak, ucuz olacak. Geçen sene de öyle dedik, olmadı. Bu sene olsun bari. Çünkü bu sene zor bir sene, bakın. Bir daha söylüyorum. Bu sene zor bir kış. Ve Beşiktaş, Bursa 1-1 beraberlik ve Bursa'dan ancak 1 puan çıkarabildi Beşiktaş. Fenerbahçe CHP gibi efendim, bildiğiniz gibi 4 maç 3 mağlubiyet, durum bu. Efendim şimdi devam ediyoruz. Aydınlık gazetesiyle. Ortaklığı bozamayacaksın demiş. Kime? James Jeffrey'e. James Jeffrey aslında Türkiye'de bilinen bir isim. Çünkü ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğini yapan bir isimdi James Jeffrey. Şimdi yeni bir görevle Orta Doğu'ya geliyor. Türkiye'de uğrayacak. ABD'nin Suriye özel temsilcisi oldu. James Jeffrey'nin gündeminde IŞİD'den bile tehlikeli diye nitelediği İran'ın Suriye'deki varlığı ağırlıklı yer tutuyor. Jeffrey'nin Ankara'ya İran ve Rusya adayıyla ortaklık yerine ABD ile birlikte davranmayı terkin edeceği değerlendiriliyor. Ancak 7 Eylül'de Tahran'da bir araya gelecek olan Türkiye, İran ve Rusya'nın ortaklığı son derece karmaşık olan İdlib meselesinin halledilmesi doğrultusunda ilerliyor. Ankara'dan Jeffrey'e söylemesi gereken tek cümle, PKK'ya desteği kes. Başka şeyler de konuşulacak elbette, hiç kuşku yok, belli. Jeffrey'nin de aralarında bulunduğu bir grup Amerikan devlet görevlisi daha 1,5 ay önce bir rapor hazırladı. Raporda Fırat'ın doğusunda 1991'den sonra Irak'ta uyguladıkları Kuzey Irak modelinin uygulanmasını istediler. Kuzey Irak modeli uygulaması o zaman da olduğu gibi Türkiye'nin bu modele katılmasına bağlı. Ancak köprülerin altından çok su aktı. Türkiye'nin bugünkü şartlarda ABD ile Suriye'de Kuzey Irak modeline ortak olmasının koşulları yok. Çok güzel. Ama bir Ovaköy sınır kapısını 20 yıldır açamıyoruz. Açtık, açıyoruz, açılacak, açılıyor ama açamıyoruz. Ovaköy sınır kapısından söz ediyoruz efendim. Ve ABD 3 ülkede kaybetti. CSIS, düşünce kuruluşu, ABD'li malum. Afganistan, Suriye ve Irak'taki genel tabloyu inceleyen bir rapor açıklamış. ABD'nin Orta Doğu'daki stratejiden yoksun olan Taksik Savaşı'na işaret etmiş. Anthony Cordesman tarafından yazılan makalede Suriye gerçekten kaybedilmiş durumdadır. Türkiye ve Suriye sahadaki ABD destekli mücadelede kilit bir role sahip olan Kürtlere, Kürtlerle aktif biçimde mücadele etmektedir demişler efendim. Bir durum tespiti yapmışlar. Dursun Çiçek'e tepki. CHP'li mi kalmadı? Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek'in HDP'lilerin CHP listesinden aday yapılabileceğine ilişkin açıklamasına eski CHP'li vekillerden tepki geldi. Nur Serter, CHP'de insan kalmamış da HDP'lileri aday gösteriyorlar demiş efendim Dur Hanım. CHP'nin ulusalcı kanadı buna karşı çıkmış. Evet. Pekala. Devam ediyoruz. Sırada Bir Gün gazetesi var. Dört bir tarafta şarbon karantinası. Skandal giderek yayılıyor. Ankara, Sivas derken şimdi de İstanbul'da şarbon skandalı. Silivri'de 5 mahalle karantinada, Tarım Bakanı gönül rahatlığıyla et tüketin derken CHP'li şeker, başka riskler de var diye uyardı. Tarım Bakanı Pakdemirli, aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası beklemiyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et tüketebilirler. Şimdi Sayın Bakan'dan beklentimiz bu, bizde devlet geleneği gibi adeta. Niye? Şöyle bir güzel bir köfteyi, mesela bir İnegöl köftesini,
veya güzel bir tandırı, bilemiyorum, veya güzel bir et yemeğini filan böyle oturup kameraların karşısında, aha da işte biz yiyoruz arkadaşlar, veya bir kebap tabağını veya bir aşçı tabağı da olabilir. Her çeşitten birer parça konmuş ama tamamı et yemeğinden filan. Böyle bir iki çatal alırsa merhum Cahit Aral'ın sünnetini de yerine getirmiş olur. Böylece geniş kitlelerin iknası yönünden bir avantaj olur. Melih Gökçe'yi de bu arada unutmayalım. Onu da hatırlatalım. Çünkü gündemde yok. Bütün gündem çabaları Melih Gökçe'nin karşılık bulmuyor. Görev geride kalınca durum böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Efendim, Melih Bey de hatırlayın. Ankara'da su krizi yaşanmıştı 2008'de. O kriz esnasında su getirilmişti Ankara'ya. Ama o su tartışmalara yol açmış ve sorunlu olduğu söylenmişti. O suları da Melih Bey aslanlar gibi kameraların karşısında içerek, o su muydu değil miydi falan onu bilmiyorum tabii de. Musluğundan akıtarak bu. Ama görüntü aklımda yani. Yani sonuçta bizim Sayın Bakan'a önerimiz güzel bir et yemeğini veya çeşitli et yemeklerinden birer parçayı medyanın önünde yemesi suretiyle kamuoyunun iknasına vesile olmasıdır efendim. Sağlık Bakanımızdan da açıklama var. Hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değil demiş efendim. 2 ilde karantina. Ankara'da Gölbaşı'nda 4000'den fazla hayvan için 21 günlük karantina süreci işletiliyor. Güzeldi. Yani hani namus elden gittikten sonra yaşlı kadın kapının arkasını dayaklarmış ya. Yani tam Anadolu tabiri şöyle. Koca karı namus elden gittikten sonra kapının arkasını dayaklar, tedbir alırmış yani. Yani önceden tedbirini alsak, işte olması gereken 21 günlük karantina süreleri, gerekli tıbbi analizler filan yapıldıktan sonra alınsa ne olur? Efendim işte ithalatçıları falan filan deyince zaten iş bitti. Evet, pekala. Bu hayvanların hastalığı taşıyıp taşımadığı bu süreçte 15 Eylül'de ortaya çıkacakmış. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyündeki karantina da devam ediyormuş. İzmir'deki şabron iddiası doğrulanmamış. CHP'li vekil Ali Şeker, bütün kontrol mekanizmaları ortadan kaldırılmış. Hayvanların denetim ve kontrolle yapılmadığı için bu kontroller özel firmalara bırakılıyor. Kontrolsüz, denetimsiz ithal edilen hayvanlardan çok daha fazla hastalık riski bulunuyor. Denetim kalktığı için risk tespit edilemiyor. Efendim, bağımlı yargı adalet dağıtamaz. Bugün malum yeni yargı yılının başlangıcı efendim, 3 Eylül. Erdoğan adli yıl mesajında yeni rejimin yargının bağımsızlığına katkı sağlayacağını iddia ederken yargı örgütleri adli yıl adaletsizlikle başlıyor demişler. Efendim, Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz kıyamet günlü mesaj gönderdi. Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, Adalet Bakanlığı'nın her bir üyenin atanmasında direkt olarak Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığı yargının bağımsızlığa hizmet ettiği söyleyemeyiz demiş. Yarsav Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu, hukukun değil iktidarın üstünlüğü sağlandı derken, Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan da somut açıklamalar yerine, düzeltiyorum, soyut mücerret açıklamalar yerine somut müşahhas veriler, eylemler görmeliyiz demiş. Evet, tabi bunları bilmiyoruz nedir ama şu var, hafta sonunda cumartesi annelerine gene izin verilmedi. Evet, ne yapalım? Peki, yani ithalatta terbiye. Nereden geldik? Canlı hayvan, karkas et ithalatından geldik. Terbiye mümkün mü? Değil. Olmuyor. Ha ne var? Bu yüksek döviz fiyatlarıyla, bu yüksek kur, acaba hani Türkiye'de tarımsal üretimi yeniden canlandırabilir mi? Pek kolay gözükmüyor. Bir defa tarımsal nüfusu büyük şehirlerin varoşlarına götürüp yığdığınızda onları tekrar köylerine dönüp tarımsal üretime dahil edemiyorsunuz.
Onlar artık büyük şehrin varoşlarında. Ondan önce kuşakların yaptığını yapmaya çalışacaklar. Hazine arazilerine konuları kondurup arkasından oraların rantını özellikle ikinci kuşak yiyecek falan. Evet, sistem mekanizma böyle işliyor. Efendim, maaşın 1/5'i faturaya. Doğalgaz ve elektriğe yapılan zammı eleştiren Tüketici Hakları Derneği, maaşın 1/5 faturalara gidiyor. Zamlar kabul edilemez. 1/5 iyi rakam. Çünkü fatura deyince hani bunun içine ısınma giderlerini de katmak lazım. Şimdi bu da ilginç. Bunu da görelim. Bir haftada ikinci hasta benzetmesi. Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı ve başka yardımcısı Joschka Fischer geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik hasta adam benzetmesinin ardından bu kez Fransız Le Figaro Türkiye hakkındaki analizinde Türk hasta Avrupa'yı neden kaygılandırıyor demiş efendim. Evet. Pekala. Gelelim Cumhuriyet'e. Yargının kıyameti demiş efendim. Yargının kıyameti çoptan koptu efendim. Kimse kusura bakmasın. Evet. Avukatlar, öğrenciler, siyasetçiler, hak savunucuları tutuklu. Aylardır hazırlanmayan iddianameler mağduriyeti daha da arttırıyor. HSK Başkan Vekili ise adli yılda hakimlere kıyamet gününü hatırlattı. Efendim, hatırlattı da ne oldu? Soru bu. Şimdi sorulardan birisi bu veya. Burada işte Yakoben laiklik şöyle diyor. Laik Türkiye'nin HSK Başkan Vekili'nden dini mesaj. Nedir o dini mesaj? O da şu. Demiş ki karar verirken kıyamet gününü unutmayın. Yani bu dünyanın ötesi de var. Burada yaptıklarımızın hesabı verilecek. Burada yapılanların hesabı sorulacak. Uyarısı bu. Ona göre ayağınız denk alın diyor yani. Bir uyarı. Güzel de. Soru şu, bu uyarıların karşılığı var mı? Niye? İşte Türkiye'de geniş bir kesim cuma günleri cuma namazına gider. Cuma namazında devletimizin Diyanet İşleri Başkanlığı da bütün camilere dağıtılmış bir hazır metni görevli imamlara okutur. Oralarda bu uyarılar var. Bir işe yaramıyor, onu söylemeye çalışıyorum yani. Yani HSK Başkanı bu uyarıyı yapmış. Tartışma konusu bir. Bu laikliğe aykırı mıdır? Yani niye aykırı olsun? Bilmiyorum. Diyenler olabilir. Eyvallah, peki. Ama asıl sorulması gereken soru şu. Ya bir işe yaramıyor bu uyarılar. Türkiye'nin geniş bir kesimi, belki az önce avantayı alıp cebine koymuş olan veya denetlediği manavdan işte 2 kilo şeftaliyi arabasının arkasına atmış olan zabıta memuru da cumada veya çıktıktan sonra o işleri yapacak. Veya komisyonları deveyi hamuda götürenler de, hamuduyla götürenler de cumada. Gariplik burada. Bu garipliği, bu çelişkiyi anlayamadıktan sonra, anlayıp çözemedikten sonra ister laikliğe uygun olsun, ister laikliğe aykırı olsun. Olsa da ne olacak? Ne var? Yani bu konuda kaygılanmaya gerek yok. Ha, siyasal sonuçları itibariyle rahatsızlık duyuluyorsa o başka. Çünkü bir takım siyasal sonuçları doğuruyor. Bir sürü imhatip açıldı. Üstelik cebren filan da gönderilmeye çalışılıyor çocuklar. Yani ortalama vatandaşın namaz kılma oranı İmamet'teki öğrencilerin namaz kılma oranının 2 katı. Efendim, aşı var önlem yok. Kontrolsüz ithalat şarbon hastalığını patlatırken geç gelen tedbirler tartışılıyor. İstanbul'da çok sayıda kişinin şarbon şüphesiyle hastanelere başvurması nedeniyle gözler Silivri'ye çevrildi. İlçenin Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy ve Gümüşyaka köylerinde hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Yüzlerce hayvan aşılanıyor. Aşılama ekipleri ayaklarında çizmeler, beyaz kıyafetleri, maskelerle aşılama yapıyor. Şimdi
dün o görüntüler vardı aslında. Aşılama ekipleri beyaz kıyafetler giymişler. Ayaklarında çizmeler, yüzlerinde maskeler, ellerinde eldivenler. Ahıra girerken kovalarda herhalde işte koruyucu bir takım sıvılar var. Döküyorlar, şap şap ayaklarının çizmelerini oraya vuruyorlar ve içeri giriyorlar. Yanlarında sizin bizim gibi kendi halinde normal işte o ahırın sahibi adamcağız. Hep beraber içerideler. Nasıl iş? Nasıl iş soru bu yani. Şaka gibi değil mi? Neye benziyor? Şimdi mesela hastaneye girersiniz. Hasta ziyareti veya işte yoğun bakım çevresi filan. Mikrobu siz taşırsınız. Oradaki görevliler, hemşireler, doktorlar filan. Onlar mikrop yok. Onlar da işte ayaklarında sizinki gibi normal sokakta dolaştı. Az önce sigara almaktan gelmiştir hemşire hanım veya hasta bakıcı. Şap şap onlarla yoğun bakıma girer. O mikrop taşımıyor. Sen ziyarete gideceğin zaman sen mikrop taşıyorsun. Giy bakalım galoşları filan. Yani böyle bir fotoğraf. Aynen. Bakın izleyin o görüntüleri. Kesinlikle bu çelişkili durumu göreceksiniz. Bize bir şey olmaz abi modu. Peki işte veteriner hekim veya bilmiyorum. Veterinerlik hizmeti sunanlar, aşıları yapanlar her kimse. Görevliler. Çok sıkı giymişler. Yüzler filan maskeli dedim ya. Başlarına geçirilmiş tulumlar yukarıya kadar kapatılmış vesaire vesaire. Evet, ne diyelim? Bize bir şey olmaz diyelim. Peki İdlib düğümünü görelim. Bakınız, ellerin tetikte olduğu İdlib'de Ankara dahil taraflar ikna turunda. Birleşmiş Milletler'in kusursuz fırtına yaklaşıyor uyarısı yaptığı Esad'ın son savaş alanı olarak görülen İdlib için eller tetikte. Rusya ve İran Şam'ı desteklerken Ankara karşı olduğu operasyon için Astana'da müttefiklerini iknaya çalışıyor. Bu arada 7 Eylül'de de Tahran'da Rusya, Türkiye, Hasan Rouhani'nin İran Cumhurbaşkanı'nın konuğu olacaklar. Suriye'de cihatçıların kontrolündeki İdlib'de 60 binden fazla El-Kaide ve El-Nusra bağlantılı heyet Tahrir Şam militanı. 100 bin diyorlar yani. Atış serbest midir sayı bakımından bilmiyorum yani. Ankara destekli ulusal özgürleştirme cephesi ise 30 bine yakın militan olduğunu tahmin ediliyor demiş. Muallim, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ile karşılaşmak istemiyoruz. Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib'in Suriye toprağı olduğunu anlamalı. Evet. Peki, şimdi bir fotoğrafı paylaşalım efendim. Bu fotoğraf Yassıada fotoğrafı. Yassıada da yap, işlet, devret gibi son yılların efendim en adeta kutsiyet izafe edilen yöntemiyle ihale edildi ve orada ne oluyor derseniz şimdi bu fotoğrafı sizlerle paylaşacağız. Gelsin ekrana görelim. Artık Yassıada da sona gelindi. Cumhuriyet gazetesi betona tapanların mabedi yapıldı demiş. Bu gerçekten çok acı bir ifade. Hani din, diyanet filan deyince mangalda kül bırakmayanların böyle suçlanması üzüntü verici, elem verici bir durum. Betona tapanların mabedi. Evet, tıpkı alışveriş merkezlerinin bir toplu ibadet alanı haline adeta gelmesi gibi. Evet. Ve bakınız, her yer beton içinde. Her yer, oteller filan, neyse, cami de ihmal edilmemiş. Şimdi çok merak ediyorum yani vakit namazlarında filan o camide. Neyse, o işin başka tarafı canım. Eyvallah, olmasın mı, olsun canım, iyi olmuş. Peki de ya, her yer beton. Peki eski hali nasıldı? Onu da verelim. Bu da Yassıada'nın eski hali. Zaten Yassıada'da kötü anılar vardır biliyorsunuz. Yassıada'nın kötü anıları nedir? Merhum Menderes'in, arkadaşlarının, Demokrat Partililerin yargılandığı o alandır. Yassıada işte o bina, işte bir iki
bina filan. Ve bu hali ve bir daha isterseniz öbür halini de gösterelim. Bakın yemyeşil. Yemyeşil bakımsız terk edilmiş ama yemyeşil ve efendim bugünkü hali ve bu çirkin, üzücü, rahatsız edici maçlık. Değil mi? Betona tapanların mabedi. Evet. Yazık mı? Çok yazık. Kimsenin umurunda mı? Vallahi değil. Vallahi değil. Kimsenin umurunda değil. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler efendim. Peki. Biz de evrensele geçelim efendim. Madem öyle. Evet. Evrensel'de kamyon kasasında ölüme taşındılar diyor. Ucuz maliyet hesaplarıyla yaşamları hep risk altında olan mevsimlik işçilere dair ölüm haberleri bitmiyor. Bu kez acı haber Antep'ten geldi. 8 kişi öldü. 19 kişi mevsimlik işçiler için herhangi bir düzenleme var mı? Yok. Peki yani 8 işçi öldü de bir şey oldu mu? Yok. Dışarıda binler var. Hal böyle olunca devlet de bu işlerde umursamaz davranınca ortaya bu tablo çıkıyor. Türkiye'de 6 milyon aşkın, 7 milyon denen mülteci var. Sadece Ermenistan'dan 100 binlerce olduğu söyleniyor Türkiye'de kaçak çalışanların. Gürcistan, hani Türkiye'nin yeni kumar adresi. Kıbrıs'tan Gürcistan'a döndü. Sonra çok sıkı et ticareti yapılıyor biliyorsunuz. Veya bilmiyorsunuz, bilmiyorum. Ama en azından şunu hatırlıyorsunuzdur. Eski Sanayi Bakanımız, Ticaret Bakanımız söylemişti efendim. Bülent Tüfekçi. Öyle duyduk. 5-10 kilo eti vücuduna sarıp Türkiye'ye kaçak sokmaya çalışırken yakalananları biz eski Ticaret Bakanımızdan duymuştuk. Hatta sonbahardı galiba değil mi? Yani kıştı veya biz de Ticaret Bakanımızı Türk turizmine yaptığı bu eşsiz katkı dolayısıyla teşekkür edenler olacak falan diyorduk ama neyse o onlardan etkilenen olmadı ama veya etkilendiler işte Türkiye'ye çok turist geldi. Efendim 5 milyon 5 lira olduğu söyleniyor Gürcistan'da etin. Çözümü ne yaptılar? Şöyle yaptılar efendim şimdi kavurmalar yapılıyor oradan geliyor. Evet özellikle Karadeniz'de. Gürcistan'a kavurmalar ısmarlanıyor. Bilmem. Nereden geldik? Gürcistan'dan geldik. Yabancı çalışanlardan geldik. 6-7 milyon civarında. Sayısını tam olarak bilemediğimiz. Tıpkı şey gibi. Suriyeliler gibi. Kaç kişi var? Yani kayıtlı 3 milyon galiba. Ama aslında o sayının 5 milyon olduğu falan söyleniyor. Kayıtsız 1,5 milyon çok büyük rakam. Efendim bu arada zamlar peş peşe. Elektrik %33. Elektrik konutlarda %33. Bir yılda. Son yapılan zam %15. Toplam %33. Ama bu sayı, bu rakam sanayi işletmeleri, ticarethaneler, tarım sulamaları, sulama birliklerinin fiyatları açısından bakıldığında oradaki zam %45, %50'ye yaklaşıyor. Doğalgaz %24 diyor. %24. Peki mevsiminde 300 lira ödeyen sert kışın ortalama küçük bir dairede 120 metrekare bir dairede 300 lira ödeyen aidat ne olur? 375 olur. Ki Ekim ayı itibariyle bir zam daha bekleniyor. Ki BOTAŞ bir de dolar kuruna bağladı elektriği. Tabii elektriği derken elektrik üreten doğalgaz çevrim santrallerine giden doğalgazı falan. Zor bir kış. Bizi bekliyor. Kimse kusura bakmasın. Zor bir yaz, yazın son günleri. Yani şu 10 gündür Ankara bu sene gerçekten çok müthiş bir sıcak yaşadık. Müthiş.
Bakınız Eylül'ün 3'ü hala geceleri nefes almak bile mümkün değil. Bayağı sert bir yaz. Kış da bunun gibi geçerse yandı gülüm keten elva. Üşüyeceğiz, titreyeceğiz demektir. O yüzden eski kazaklarınız, hırkalarınız, montlarınız varsa hepsini özenle kış mevsimine hazırlayınız efendim. Güneş büyük adilik demiş efendim. Bakalım büyük adiliğe. Türkiye ekonomisi hakkında yayınladığı asılsız haberlerle gündeme gelen Bloomberg'in Halkbank'a çekmeye çalıştığı operasyon bardağa taşınan son damla oldu. Şirketle yapılan veri anlaşmasının iptali gündemde. Niye iptali gündemde şak diye iptal etmiyoruz? Öyle ya. Sıradan bir işletmede. Eli uzun birisi var ve tespit edilirse ne yapılır? İşine son verilir. Zaten iş akdinin fesline de yasalar bu konuda izin veriyor değil mi? Malum. Burada da durum aynı. Tahkime falan giderse de herhalde bizim elimizi güçlendiren bir sözleşmeyi büyüklerimiz yapmıştır. Koca genel müdürler, genel müdür yardımcıları falan var. Öyle değil mi? Peki. Beyaz Saray'ın ekonomik tetikçiliğine soyunan kurum. 2017'nin ilk aylarından beri Türk bankacılık sistemini hedef alıyor. Piyasalardaki her hareketliğin ardından kriz tellallığı yapan Bloomberg daha da ileri giderek Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıtıp manipülasyon malzemesi olarak kullanıyor. Bütün bunlar oluyor ve biz sabrediyoruz öyle mi? Yani Halkbank sabrediyor. Vazgeç kardeşim. Oluyorsa niye bunlara müsaade ve müsamaha ediyorsun? Şirketin son operasyonu ABD'nin kumpas davalarıyla yaratmaya çalıştığı Halkbank oldu. Döviz kurunu 2-3 lira indiren Bloomberg, bankanın içini boşaltmaya ve itibar suikastı düzenlemeye kalktı. Neyse ki saldırı yetkililerin erken müdahalesiyle hiçbir zarar görmeden bertaraf edildi. Evet. Tahmin ediyorum mesela BOTAŞ zammını, elektrik zammını filan da Trump, Bloomberg filan onlar yapıyorlardı. Yani burada bir parmak var yani. Hep bir yabancı parmağı var. Ama biz nasıl kendimizi koruyamamış ve kollayamamışsak yabancılar o parmaklarının girebileceği bir yeri bizde buluyorlar. Bizde hiç problem yok mu? Soru bu. Evet. Efendim genç girişimciye dev destek. Başvurular başladı. Sanayi Bakanı Varank. 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan bireysel genç girişimci programı kapsamında girişimci adaylarına 200 bin liraya kadar hibe destek verileceğini söylemiş efendim. Güzel. Hiç olmazsa gençlerimizin kendi işlerini kurabileceklerini, yapabileceklerini görüyoruz. Pekala efendim. Devam ediyoruz efendim. Yani Bloomberg'le bu kadar sabırlı davranmanın sebebini öğrenmek durumundayız yani. Bu kadar sabretmişiz. Değil mi? Bir sürü cinayet anlamında yani ekonomik cinayetler işlenmiş ve biz seyretmişiz. 2017'den beri 2018 bitiyor. Demek ki 1,5-2 senedir. Hadi oradan Bloomberg niye denmemiş? Hürriyet. Efendim yazılar var. İlginç yazılar var. Gerçekten çok ilginç yazılar var. Sizlerle paylaşacağız. Ve de Milat gazetesiyle devam edelim. Türkiye devrede. Hangi konuda? Filistin konusunda. Filistin'i boğmaya kalkan Trump'a paranı başını çal mesajı. ABD Başkanı Trump'ın Filistinli mültecilere yardımı kesmesinin ardından Türkiye bir kez daha dünyayı harekete geçirdi. Yardım konusunda Ürdün, Japonya ve İsveç gönüllü. Avrupa Birliği de sıcak bakıyor. Evet. Yani gariban Filistinliler ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz efendim. Evet. Ekonominin kan emicileri. Şimdi yazıların önemli bir bölümü ikinci bölüme kalacak. Ama gerçekten çok dikkat çeken yazılar alıntıladık sizler için bugün. Mesela ilkini sizlerle paylaşalım. Yaşar Süngü'den, Yeni Şafak'ta. Yeni Şafak bölümün sonuna kalacak. O yüzden o kadar beklemeyelim. Yaşar Süngü'nün dünkü pazar günkü yazısını bir paylaşalım.
Çok dikkat çekici. Şimdi önce bu haberi okuyalım da milattan. Stokçuluk yeniden hortladı. Stokçuluk neden hortladı? Soru bir. Kimdir sorumlusu stokçuluğu? Stokçular mı? Elbette. Trump mı? Galiba. Devlet bununla ilgili gerekli tedbirleri alıyor. Bu ahlaksızlığın tek çaresinin yerli üretimi arttırmak olduğu belirtildi. Yerli üretim arttırılmadı ki şimdiye kadar. Borç aldık, tükettik. Yabancıların malını tükettik. Bu ekonomi politikasının bizi getirdiği yer neresi? Yeni Şafak'ta bile artık isyan var. Bile diyoruz. Bakın Karar Gazetesi'nden sıklıkla ekonomi yazılarını alıntıladığımız İbrahim Kahveci de Yeni Şafak kökenli, bankacı kökenli bir ekonomi yazarı. Yaşar Süngü. O da artık isyan noktasına gelmiş. Gelsin yazı göreceksiniz. Yeni Şafak'tan olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Şimdi yazının uzunca bir yazı nokta nokta ile gösterip alıntılamadığımız baş tarafında ne var derseniz onu da özetleyelim. 19. yüzyıl. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, batıdan alınan borç paralarla yapılan sarayları anlatmış. Uzun uzun Adile Sultan yalısına varıncaya kadar. Kandilli Kız Lisesi de dahil. Bunları anlatmış. Sonra yazı şöyle devam ediyor. Tasarruf açığımız var, onu kapatmalıyız cümlesi son dönemde ekonomi uzmanlarından çok duyduğumuz bir cümle. Ancak bu çok beylik ve boş karşılığı olmayan bir laf. Tasarruf açığını kapatamayız. Nedeni çok basit. Yorgan herkese kısa geliyor. Hiç kimse tek tek insanlar, aileler, şirketler ve devletler sahip oldukları yorganı beğenmiyor. Herkes hak etsin etmesin. Krallar gibi yaşamak istiyor. Yani insanları harcama yaptıran yer cüzdanın kapasitesi, gelirin miktarı değil. Nefis dediğimiz yer. Güzel de herkesin cebine kredi kartını koyup da hadi buyur deyip sonuna kadar borçlanma kapılarını açıp tüketimi kışkırtmak da işin bir tarafı hocam. Hani şu anlatılan hikayedeki gibi insanoğlu çamurdan yaratılırken organlar tek tek yerleştiriliyormuş. Kenardan seyreden şeytan akla sormuş. Senin yerin neresi? Akıl kalp demiş. Biraz sonra nefis gelmiş. Ona da senin yerin neresi diye sormuş. Nefis kalp deyince şeytan şaşırmış ve sormuş. Az önce akla sordum. O da yerim kalp dedi. Sen de kalp diyorsun. İkiniz oraya nasıl sığacaksınız deyince nefis cevaplamış. Ben gelince o çıkar. İşte o nefis tasarruf açığının, borçlanma iştahının bugünkü ekonomik krizinin baş sebebi. Egolar tavan yaptırılmış. Herkes her şeyin en iyisini, en pahalısını, en güzelini hak ettiğini inandırılmış. Kredi kartları Truva atı gibi herkesin eline tutuşturulmuş. Ondan sonra ver coşkuyu, erik dalı gevrektir, giden bizim çeyrektir. Etrafınızda borçlu olmayan vatandaş, borçlu olmayan şirket kaldı mı? Devletlerin en büyük borçlu ABD olmak üzere hepsinin de borç krizinde olduğunu açıklanan verilerden biliyoruz. Büyük şirketlerin bankalarla tekrar oturup borç yapılandırımlarına girdiğini de basından takip ediyoruz. Bugünkü ekonomik sistem nasıl çalışıyor? Krediyle. Kredi nedir? Borç paradır. Borç nedir? Senin olmayan, daha sonra ödeyeceğini söyleyerek aldığın, ödeyemediğinde fazladan faiz ödediğin paradır. Ekonomide ne zaman borçla yani krediyle büyüyenlerin aklı, öz sermayesiyle büyümeye çalışanların aptal olduğuna yönelik algı arttıysa bilin ki kriz kapınıza dayanmıştır. Bugün hem vatandaş hem şirketler hem de devletler adına kredi denen borçlanmayla gemisini yürütmeye çalışıyor. Doların uçuşa geçmesiyle borçlanmaların maliyetinin ödenemeyecek kadar yüksek olduğu yakında anlaşılacak. Bir daha söyleyelim efendim bu cümleyi, tekrarlayalım. Doların uçuşa geçmesiyle borçlanmaların maliyetinin ödenemeyecek kadar yüksek olduğu yakında anlaşılacak. Ve gönüllü sıkmadığımız kemerler bundan sonra çok daha fazla ve zorunlu olarak sıkılacak. Şimdiden tüketim harcamalarını
yeniden gözden geçirmekte fayda var. Egonuza tavan yaptıran gereksiz harcamalarınıza son verme zamanı. Asgari temel ihtiyaçlarınızla geçinmeye çalışanlar bireysel olarak borç batağına boğulmaktan kurtulabilir. Yoksa hazin hikayelerin baş aktörü olabilirler. Efendim, yazı ilginçti değil mi? Bu yazının Yeni Şafak'ta yayınlandığının bir kere daha altını çizelim. Ne diyor Yaşar Sönk? Bu kadar yazılır. Yani hükümetin ekonomi politikalarına fazla bir şey diyecek hali yok. Getirip nefse bağlamış tabii işi ama nefsi coşturan, tüketimi kışkırtan, borçlandırmayı teşvik eden, adeta zorla herkesi borçlandıran ekonomik model, tüketim modeli, tüketerek büyüme filan tabii haliyle. Yani bunun sorumlusu Trump'tır diyecek halimiz yok yani. Diyenler var tabii. O diyenlere inanmak için hazır olan çok geniş bir kitle de var ama. Yani bakınız deniz bitti diyor Yaşar Sünge. Yeni Şafak'ta. Deniz bitti. Kemerleri ya kendiniz sıkarsınız ya da gelip başkaları sıkacak. Haberiniz olsun diyor. Haberiniz olsun efendim. Şimdi bir reklam aramız var. Sonrasında başka yazılar var. Bir hayli yazımız var. Hepsini de sizlerle paylaşacağız. Ama önce reklamı bir tamamlayalım. Değerli izleyiciler, gerçek gündeme devam ediyoruz. Gazetelerimizle devam ediyoruz. Köşe yazılarımız hazır, onları paylaşacağız. İlginç yazılar olduğunu söylüyoruz. Mesela Elki şimdi gelecek, paylaşacağız. Bir hafıza tazelemesi anlamında da katkısı olacak. Ama önce Milli Gazete'nin birinci sayfası. İthalat hastalığı demiş. Uygulanan ekonomik politikalarla hayvancılıkta dışa bağımlı hale geldik. Bu da yetmezmiş gibi ithal ettiğimiz hayvanların da çoğu hastalıklı. Yüksek et fiyatları nedeniyle vatandaş eti sofrasında göremezken, görenler de hastalıklı hayvan tehdidiyle karşı karşıya. Evet. Sığır ithalatında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olan Türkiye. Sığır ithalatında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci. Ama bu gayretle muhtemelen biz bu seneyi dünyada da birinci hayvan ithalatçısı oluruz. Evet. Halkın sağlığını tehlikeye atan hastalıklı ithalata her gün yenisi ekleniyor. Polonya, Sırbistan, Brezilya, Rusya dahil olmak üzere toplam 26 ülkeden et ithal eden Türkiye, ithalat hastalığıyla hastalıklı ithalat kısır döngüsüne gidip geliyor. 26 ülkeden Türkiye'nin et ithal etmesi demek, 26 ülkenin hayvancılığına bu milletin alın teriyle katkı sağlamak demek. Bu ülkenin üreticisine değil, 26 ülkenin aralarında Sırbistan'ın da, Polonya'nın da, Brezilya'nın da, Rusya'nın da bulunduğu 26 ülkenin efendim çiftçisine, hayvancılıkla uğraşanlarına katkı sağlamış oluyoruz efendim. Pekala. Şimdi bakın bir haber var. Arşiv uzmanları görevlerine geri çağrıldı. Nihayet yanlıştan dönüldü. Bir de böyle problemle karşı karşıyayız. Yani hızla ve yeterli hazırlık yapılmadan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi yaptık. Kurumların geçiş sağlaması konusunda sorunlar var. Mesela çok basit. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü vardı. Burası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı. İnternet sitesi hala eskisi gibi. Ya bu göstere göstere geldi kardeşim, yapsanız hazırlığı. Yok. Buna benzer birçok yerde böyle karışıklıklar yaşanıyor. Şimdi cehaletin bu kadarı tahsil ile mümkün beytinde olduğu gibi Başbakanlık arşivleri Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. 500 küsür çalışanından 256'sı, öyle hatırlıyorum ben, 256'ydı sayı. Başka kurumlara gönderildi. Önce havuza alınıyor. Havuzdan da sonra tekrar eski kurumlarına veya sağa sola dağıtılıyor ya. Evet, bu uzmanlar gerçekten çok ciddi uzmanlık isteyen bir alan bu. Ve bu uzmanlar biz ne yapmışız efendim? Yani devletimiz ne yapmış? Tapu Kadastro'ya göndermiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'na göndermiş yahu.
Bunlar senelerin birikimi filan. E tepkiler başladı. Nasıl olduysa artık herhalde iktidar gazetelerinde de bu konuda haberler çıkmaya başladı. İyi de yaptılar yani, Allah razı olsun. Sonuçta işte arşiv uzmanları göreve geri çağrılmış efendim. Nihayet çok şükür. Peki bizde durum bu. Olanı yetiştirdiğimizde israf ediyoruz. Peki dünyada nasıl? Büyük devlet nasıl olunuyor? Biz zamanında olmuşuz. Ama o tecrübeleri sadece sözden ibaret tekrarlayınca büyük devlet olunmuyor. Nasıl olunuyor? Bakın şimdi bir örnek vereceğiz. Oda TV'den alıntıladık bu haberi. Alan Makovsky. Türkiye'de bir hayli bilinen bir isimdir. Türkiye uzmanı olarak bilinir değil mi? Alan Makovsky. Oda TV gerçekten güzel bir habercilik yapmış. Ve Alan Makovsky'nin neredeyse kısa pantolonla dolaştığı, 20'li yaşların başında olduğu dönemden bir haberi çekmiş çıkarmış, cımbızlamış. TRT haberi. Yıllar önce ve Türkiye'de bulunmuş Makovsky. Nasıl bulunmuş, neden bulunmuş haberi vereceğiz şimdi ama görüntüyü kullanamadık. Görüntü çünkü TRT görüntüsü. TRT'den izin almak lazım filan. O yüzden görüntü yok. Haber gelsin, paylaşalım. Ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacak. Amerikalılar bizi nasıl bu kadar iyi tanıyor diyoruz ya, sırrı 39 yıl önceki bu görüntüde demiş efendim. Tabii görüntü bizde yok. Oda TV'nin haberi şöyle. Amerika'nın başkenti Washington'da uzun yıllar Türkiye ile ilgili konularda en yetkin isimlerden biri olarak tanınan 2001-2013 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin en yüksek seviyeli Orta Doğu danışmanlığını yapmış Alan Makovsky'nin yıllar önce Türkiye'deki Osmanlı arşivinde araştırma yaptığı ve TRT'nin programında yer aldığı görüldü. TRT'nin 1979 yılında yayınlanan Başbakanlık Devlet Arşivi'ni konu edildiği programda Osmanlı'da arşiv konusu ve arşivin öneminin anlatıldığı görüldü. Programda Başbakanlık Arşivi'nde çektim yapıldığı bu sırada arşivde çalışan ve o zamanlar üniversite öğrencisi olan Alan Makovsky ile röportaj yapıldığı görüldü. Birçok Türk tarihçinin bile eski yazıları okuyamadığı, biz ekleyelim, bazı profesör ünvanlı Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlarının Osmanlıca bilmediği bir dönemde birçok Türk tarihçinin eski yazıları, Osmanlıcayı tabii kastediyor, okuyamadığı arşivde Türkçe konuşan Makovsky, çok kırık bir Türkçe ile konuşuyor. Doktora çalışması için Türkiye'ye geldiğini söylerken, dikkat şimdi bakın, ayrıntı burada, devam. İngiliz tarafından işgali ve karşısında 2. Abdülhamit'in siyaseti konusunu inceliyorum. Türkiye'de, bak 2. Abdülhamit dönemine ait belgeleri inceliyor. O dönemin dili ve sözcüklerin ifade ettiği anlamlar. Bu başlı başına uzmanlık işi. Türkiye'deki arşivleri çok güzel buldum. Özellikle Başbakanlık arşivi çok zengin diyor Makovsky. Daha önce İngiltere ve Mısır'daki devlet arşivlerinde de araştırmalar yaptığını söyleyen Makovsky, Türkiye'nin arşivleri benim için en iyisidir. Şüphesiz Türk görevliler bana çok yardım etti demiş efendim. Diyor zaten biz anlatmadığımız o bölümde. Yabancı araştırmalara, Türk görevlilerin çok yardımı yabancı araştırmalara, Türk görevlilerin çok yardım ettiğini de belirten Makovsky, Başbakanlık arşivinin çok değerli ve zengin bir arşiv olduğuna değindi. Alan Makovsky, Washington'da Amerikan yönetimi çevrelerinde yakın ve söylediği her kelimenin özgür ağırlığı olduğu kabul edilen ve ABD'nin Orta Doğu stratejileri konusunda en önde gelen isimlerden biri olarak biliniyor. Amerikan İlerleme Merkezi, Center for American Progress, uzmanı olan Makovsky, Türkiye'de 28 Şubat döneminde görev yapmış bir isim olduğu için İslamcılar tarafından sık sık 28 Şubat'ın arkasındaki isimlerden biri olduğu iddiaları gündeme getiriliyordu. Makovsky son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Bunlar için belki de sosu teferruatı. Neymiş efendim? Üniversite yıllarında 2. Abdülhamit dönemine ilişkin bir araştırma için Başbakanlık arşivinde çalışıyor öğrenci kardeşimiz. Biz
256 uzmanı öyle bir senede, 3 ayda, 6 ayda, 3 senede falan yetişecek türden değil o uzmanlıklar. Sosyal güvenlik kurumuna falan, yani tapuya, yani söyleyecek söz bulmakta zorlanıyoruz. Aradaki fark, aradaki fark o işte. Aradaki fark bize ayağımız takılsa Trump taktı diye bağırtıyor efendim. Ve milliyet. Ticaret artık işin erbabında. Dış ticarette global başarı sahibi Türk şirketlere yön verecekmiş efendim, dış ticarete. Global başarı sahibi Türk şirketler. Yenilikçi ticaret platformu somut projelere dönüşecek önerilerde bulunacak. İlk hedef cari açık. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yemeksepeti.com, Delphisonic, Türkven, Tailwords, Raiffeisen gibi şirketlerin, Türk yöneticilerin katılımıyla yenilikçi ticaret platformu oluşturuldu. İlk toplantısını Pekcan Başkanlığı'nda, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen platform. Bundan sonra her ay toplanacak, somut projelere dönüşecek, politik önerilerine bulunacak filan. Bir dakika ya, Yemek Sepeti'ni yabancılar almadı mı? Öbürlerini bilmiyorum. Ama Yemek Sepeti'ni yabancılar aldı. Evet, yabancıların vizyonundan da bakılacak demek. Dolar en büyük ayak bağı. Vallahi bence de. Efendim, Kırgız iş adamlarına FETÖ uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Opus Dei benzetmesi yaptı. Ve Munzur efendim. Munzur'da gerçekten parlak ve güzel görüntüler var doğrusu. Evet. Ankara Palas devrolmuş efendim. Atatürk'ün ölümüne kadar resmi görüşmelerini yürüttüğü Cumhuriyet Baloları ile ünlü Ankara Palas ve üzerinde bulunan arazi Dışişleri Bakanlığı işletmesinden alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi'ne verilmiş efendim. Pekala. Devam ettik. Doların egemenliğine son vermeliyiz sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Posta. Huzur devriyesi, ama o devriyenin ve o fotoğrafın asıl kahramanı o köpek. Fethiye'nin sahil şeridinde huzur devriyesine katılmış aslan, köpeğin ismi böyle. Zabıtaların arkadaşı ve göğsünde de zabıta yazısı var köpeğin. Evet, neden bu büyük bir haber oldu? Şöyle, Muğla Seydi Kemer'de Ramazan D'nin otomobilin arkasına bağlayıp sürüklediği 5 yaşındaki Kangal cinsi köpek. Türkiye'ye ayağa kaldırmıştı hatırlarsanız. O görüntüleri hatırlayacaksınız. İşte o köpeği Fethiye Belediyesi sahiplenmiş, bakmış, iyileştirmiş ve zabıta görevi vermiş efendim. Yürüyen merdivene aciz geldi. İstanbul Levent'teki Metro City. Evet. 3,5 milyon dolar borcu varmış. Ödememiş. Ödemeyince alacaklı firma ne yapmış? Yürüyen merdivenleri haciz etmiş. Tabii o sıkıştırmak, zora sokmak için, yoksa yürüyen merdivenlerin nesini haciz edip de ne yapacak? Ama parayı da tahsil etmiş. Haber böyle. Metro City'nin enerji işinde olan bir firma olduğunu da söyleyelim. Şimdi bakın, bir çirkinliğin fotoğrafını da söyleyelim. Şanlıurfa'daki Prestij Eğitim Kurumu, biliyorsunuz Ömer Halis Demir reklamı yapmıştı. Peki 15 Temmuz darbe girişimini serin değiştiren şehit Ömer Halis Demir'le ilgili bir başka çirkinlik Adana'da. Seyyar Tantunici. Ne çirkinlik değil mi? Çirkinlikte sınır yok efendim. Ve sabah, doların egemenliğine son vermeliyiz. Pekala. $4-6 milyar işlem iptal edildi diyor Halk Bankası Genel Müdürü de. 72 saat neden beklediğini sorusunu soran yok tabii. Efendim, Bendevi Palandöken, sok yapan esnafı bize bildirin demiş efendim. Vallahi dükkan kapatan esnafı çetelesini tutmaktan başka TESK ne yapıyor? Onu bilmiyorum efendim. Tabii mahtum milletvekili olunca Bendevi Palandöken
kırıp dökmemeye çok dikkat ediyor efendim. Sözcü'deyiz. Üniversiteler boş kaldı, cezaevleri doldu, taştı. Günün manşeti bu. Bu arada Nedim Türkmen'in yazısını hazırlayalım arkadaşlar. Madem Sözcü'deyiz. Tam o yazının yeri geldi. Üniversiteler boş kaldı, cezaevleri doldu, taştı. Eğitim kalitesi düşerken suçlu sayısında artış yaşanıyor. Az önce derken geçtiğimiz hafta sonuna doğru, cuma günüydü herhalde değil mi? Burada o görüntü veya perşembe günüydü. Paylaştığımız görüntü neydi? Alan sınavına giren öğretmenlerimizin alanlarıyla ilgili sorulan 50 sorudaki ortalamalarıydı. İlkokul matematik öğretmenleri 12 ortalamayı bile bulamamıştı 50 soruda. Değil mi? Lise matematik öğretmenleri de dahil, onlar da 12 soruyu bulamamıştı ortalama. 11 küsürde kalmışlardı. Şimdi, üniversiteler boş, cezaevleri dolu. Üniversitelerdeki 839 kontenjandan 128 binine hiçbir öğrenci yerleşmedi. 211 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 246 bin kişi var. 35 bin fazlası var ki özellikle Sincan mesela, Yenikent, bunlar biliniyor. Buralarda çok yer problemleri yaşanıyor. Bir yatağı iki, bazen üç kişi kullanıyor filan. Evet, cezaevlerini yer açmak için yeni cezaevleri yapılıyor ama mevcudu da bir an önce boşaltmak gerekiyor anlaşılan. İşte af meselesi gündeme geliyor. Her ne kadar gündemimizde yok dedi AK Parti ama Birleşik Hareket Partisi o teklifi verecek. Pekala. Şarbon korkusu İstanbul'da. Halkbank'tan 1763 kişi ucuz kurdan 4.6 milyon dolar almış. O hesaplar bloke işlemlerde iptal edilmiş ama tabii kafalar karıştı. Açıklamanın gecikmesi, iki çelişkili açıklama, genel müdürün 72 saat beklemesi filan kafa karıştırıcı. Bedelli askerlikte başvuru 500 bine, yarım milyona yaklaşıyor efendim. Bu haberi görür görmez ilk aklımıza gelen, reis bizi Membiç'e götür, reis bizi Afrin'e götür diyenler bedelli kuyruğuna girmişler efendim. Bir bölümü tabii. Hepsi derken haksızlık olur. Efendim Star, yılanın başını birlikte ezelim çağrısı. Özür dilerim, yazımız vardı değil mi? Ve gözden kaçan bir yazıydı bakın bu. Cuma günü resmi gazetede yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çok ilginç bir durum ortaya çıkardı efendim. Çok ilginç. Bakın aktardığımızda göreceksiniz. Gerçekten çok ilginç. Döviz satın alanı maliye sopası mı? Yazının başlığı böyleydi. Dün yayınlanan bu yazının cumartesi günkü yazısı olduğunu hatırlatalım. Malum hafta sonu yayınımız yok ama bu gözden kaçmayacak türden bir haber. Dün yayınlanan resmi gazetede, yani cuma günü yayınlanan resmi gazetede çoğu kişinin gözden kaçırdığı 52 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Tabii tekrar olmuş. Yazı biraz alel usul kaleme alınmış. Bu kararname Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair kararı ek madde ekliyor. Buna göre vergi dairesi başkanlıkları ve vergi dairesi müdürlüklerine Türk parası kıymetini korumak hakkındaki mevzuatla ilgili olarak bakanlıkça belirlenen görevleri yerine getirme yükümlülüğü getiriliyor. Şimdi bu düzenlemeyi görünce bayram değil, seyran değil. Bu nereden çıktı diye düşündüğümüzde aslında olayı hemen çözüyoruz. Türk parası kıymetini koruma ile ilgili olarak ülkemizde hazine teşkilatı ve hazine kontrolörleri gerekli denetimleri yapıyorken neden maliyeye ihtiyaç duyuluyor? Bakınız, Türk parasının kıymetinin korunması işi hazine teşkilatı, hazine kontrolörlerinde. Onlar da zaten gerekli denetimleri yapıyor diyor Nedim Türkmen. Peki maliye nereden çıktı? Bu sorunun yanıtı oldukça basittir. Hükümet döviz talebini aldığı bütün önlemlere rağmen azaltmayınca maliye sopasına sarılıyor. Yani bankadan ya da döviz büfesinden örneğin 10 bin dolar satın alan bir Türk vatandaşının kapısı bu işlemden 2 gün sonra maliye tarafından çalınacak ve bu dövizi
nasıl satın aldın? Bu dövizi satın alacak parayı nereden buldun? Verdiğin beyannamelerden bu kadar para kazanmamış gözüküyorsun şeklinde onlarca soruya muhatap olacaktır. Şu anki cari mevzuatımızda kimseye nereden buldun sorusu yönetilememesi gerekirken bu soruların kolaylıkla sorulacağını ve buradan yayılacak korku dalgasıyla dövize talebin frenlenmeye çalışılacağını öngörmek için kahin almaya gerek yok. Türkiye'de yaşamak yeterli. Evet. Bakınız neler kaçıyor gözden değil mi efendim? Bu arada Star gazetesi de ekranda. Onu da paylaşalım. Yılanın başını birlikte ezelim FETÖ konusu ve tabii FETÖ'cülerin bir bölümünün Kırgızistan'da bulunması. Türkiye'den Kırgızistan'a kaçması daha doğrusu. Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki Kırgızistan'a dönük uyarısını gündeme taşıdı. Evet. Efendim devam ettik. Çarpım cetveli demiş. Dolardaki dalgalanmayı fırsat bilen kurnazlar. Şimdi de verileri çarpmaya başladı. 3 liralık cetvel 7 liraya, 2016'da basılan test kitapları 90 liraya çıktı. Kardeş, doğalgaza %25 zam gelmiş. Elektriğe %33. İş yerlerinde, sanayi kuruluşlarında, tarımsal sulamada, ticarethanelerde %44 toplam zam bir yıl içerisindeki. Ve önümüzdeki ayda elektrik ve doğalgaz zamları var. Bir. İki. Kağıt üretimi Türkiye'de yok ki. Sizin tuzunuz kuru. Ey Takvim Gazetesi. Reklamlarınız kamu kurumlarından, TMSF denetimindeki büyük şirketlerden geliyor mu? Evet. Sonuç? Bakınız kağıt problemi var. Bazı matbaalar, yayın evleri, yayın yapamama, kitap basamama sıkıntısıyla karşı karşıya. Sizin umurunuzda değil. Niye? Gazete kağıdına yüksek oranlarda zam gelmiş. Bak sen gazeteyi 1 liraya satıyorsun. Yeni Asya gazetesi var. Biraz sonra paylaşacağız. 2 lira yaptılar. Vallahi yetmedi kusura bakmayın. 2,5 yapacağız diyor. Üstelik toş zaten tirajlar hep düşük de filan. Neyse. Nasıl oluyor? Adam sermayesini korumak zorunda. Yani zam yapanı kollamak gibi bir mecburiyetimiz yok da. O zaman bir de serbest piyasa kardeşim. Bu hükümetin uyguladığı neoliberal politikalar değil mi? Evet. Sen nasıl müdahale edersin yani piyasaya? Derviş ekonomisi değil mi? Adam satar. Maliyetler belli. Şimdi arkadaşlar hazırlayamadı. Ankara'nın Ostim'inde. Adını vermeyelim. Bir büyük kırtasiye şirketi. İşletmelere de kırtasiye hizmeti veriyor. Bütün fiyatlarını dolar yapmış efendim. Görüntüler sosyal medyada var. Bütün fiyatlarını dolar yapmış. Yani konuşmalar eğer Türkçe olmasaydı, ya burası Amerika mı diyesi geliyor insanın. Çünkü ürünler de zaten yabancı markaları taşıyor. Ortam da birbirine benziyor zaten. Hani itiraz ediyor vatandaşlar. Diyorlar ki ya neresi burası kardeşim? Türkiye mi? Amerika mı burası? Dolarla fiyat yapmışsınız filan. Dolara bu kadar mahkum eden, dolara bu kadar muhtaç olan bir ekonomik modelin bizi getirdiği yer burası. Hanımlar ihbar edin, vurguncuyla savaş kadının işi demiş efendim Türkiye'ciler. Evin bütçesini yöneten eşlere çağrı, kur arttı bahanesiyle zam yapanları bildirin. Ey Türkiye gazetesinin yöneticileri, biz buradan bildiriyoruz. Bir, BOTAŞ. İki, elektrik dağıtım şirketleri. Üç, doğalgaz dağıtım şirketleri.
Hadi. Hadi. Hadi bildirdik. Bir şey daha söyleyelim. Çarşıya pazara çıkın kardeşim. Çıkın. Pazarda iki hafta üst üste aynı ürün aynı fiyata alanların alnını karşılayalım. Vatan Gazetesi Boğaz'da 8 kural demiş efendim. Evet. Evet. Zeytun haberleri bunlar efendim. Zeytun haberleri. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda yaşanan kazalar askeri hareketin artması üzerine Ulaştırma Bakanlığı gemi geçişleri için efendim gelmiş bunlar. Evet, kılavuz kaptanı zorunlu hale getirmişler. Ama tabii bu konuda başka söylenecek sözler yer alabilir, olabilir efendim. Şimdi aslında Hürriyet'te paylaşacaktık ama İlber Ortaylı'nın dünkü yazısında da bir bölüm alacağız. Yazıdan öyle anlaşılıyor ki İlber Hoca bayram tatilini Ege, Akdeniz filan civarlarda ve karayolu kullanarak geçirmiş. Niye? Şimdi bakın. Hoca uzun bir yazı yazmış. Ara başlıklardan birisi o bölümü aldık biz. Açlık kapıda diyor. Dikkat. Açlık kapıda diyor. Gelsin görelim. Bizim hayatımızın içinde çok yakın zamanlara kadar sebze ve meyvenin cenneti Türkiye'ydi. Büyük bir gerilemenin içine girdik. Tarımda destekleme politikasını körü körüne vaat etmeksizin terk eden 1980 sonrası iktidarlar bir yıkıma neden oldular. Üstelik bu alanda da kayırmacılık yapıldı. Mesela hiçbir şekilde kalitesi iyi olmadığı halde Karadeniz çayına verilen sübvansiyon başka bazı tarımsal ürünlerden esirgendi. 1950'lerden beri Türkiye'nin tahıl cinsleri üzerinde bilgisizce spekülasyonlara girişildi. İnsanlarımız ağız tadını ve eski lezzeti kaybettiler. Bugün Türkiye meyvelerini toparlayamıyor. Bağ bozumu istenen neticeyi veremiyor. Sebze bahçeciliği eski ürünleri çıkaramıyor. Bayram tatilinde yolculuğa çıktığınız zaman meyveleri toplanmayan bahçelerin yanından geçtiğiniz ve dünyanın en güzel şeftalilerinin yetiştiği Bursa Ovası'nda şehirleşme ve endüstrinin yarattığı tahribatı gördünüz. Bugün artık o eski Bursa şeftalisini bulamıyorsunuz. İnsanlar çok ucuza elde edebildiği, çok ucuza elden çıkarabildiği ürünü toplamamayı tercih etmeye başladılar. Ve öte yandan şehirlerdeki pazarlarda insanlar aynı ürünü pahalı olduğu için alamıyorlar. Ziraatta arz talep serbest piyasa kurallarını bırakılamaz. Burada sosyalizan laflar etmeye filan lüzum yok. Ziraatta arz talebe bırakılamaz. Evet. Bu arada Avrupa Birliği bütçesinin %30, %25 ile %30 arasında bir kısmı tarımın sübvansiyonu için kullanılıyor. Vahşi bir pazar ekonomisinin hiç uğramaması gereken vahşi bir pazar ekonomisi mekanizmasının hiç uğramaması gereken alandır evet tarım. Yeryüzünün büyük iklim değişiklikleriyle mücadele ettiği bu asırda açlık tehlikesi kapıdadır. Kıtlığı kimya sanayinin bulguları ve müdahalesiyle bolluğa çevirmemiz mümkün değil. Tarlada ve bahçede yetiştirileni iyi değerlendirmek ve asıl tüketiciye uygun fiyatı devretmek gerekir. Bu bile siyasi tercih meselesi değildir. Doğru olanı yapmak ve ona göre örgütlenmek gerekiyor demiş. Kooperatifçiliği aşağıda savunmuş filan. Durumumuz bu. Efendim, akit açlık kapıda diyor. Bizim irademiz Allah'ın elindedir dedi Cumhurbaşkanı. Gönderilmek istenen Kırgız ve Özbek aileler feryat ediyor. Biz Türkiye'yi vatan bildik diye ve Yeni Asya. Gençlere büyük tuzak demiş. Bakın hala 1 liraya satılan. Ama bayi satışları ciddi şekilde olmayan, şişirilmiş tirajlarla yol bulmaya çalışan gazeteler. Ve bu arada işte kendi çevresine, cemaatine gazetesini satan Yeni Asya. Ve şu anda fiyatı 2 lira. İç sayfaya dönüp bakıyoruz. İçeride şey var. Yani yayın yönetmeninin imzasını muhtemelen, imzası yok da. Ama muhtemelen onun onayını en azından taşıyan bir metin var. 2,5 yapacağız diyor. Evet ve bununla ilgili iktidar çevresinden tık çıkmıyor. Kağıt fiyatları dolayısıyla. Efendim yeni birlik adalet hemen demiş efendim. önerimiz Perşembe günkü Aydın Ünal'ın Yeni Şafak'taki yazısıdır efendim bu adalet hemen diyen.
yeni birliğe. Yeni çağ, tane ile meyve sebze demiş efendim, görüyorsunuz. Tane ile sebze meyve. Evet, oraya geldik. Bamya 19.95, 20 lira. Yani cumartesi pazarında Balgat'ta 15 liraydı, 16 liraydı. Barbunya 9.95, 9 lira. Şeftali 5 lira, evet. Limon 8 lira. Bakın limonun üreticisi diyor ki 1 lira. 1 lira. Bilemediniz 125 kuruş ağaçta. Pazarda 8 lira. Nasıl? Evet. Mamafi şöyle, yani aşağı yukarı 1 litre benzin parasına yakın. Biraz fazla. Bu arada 1 litre benzin de zaten aşağı yukarı 1 dolar civarında, değil mi? Dolar fiyatları o civarda yani. Aşağı yukarı 1 dolara yakın. Evet. Dolayısıyla cuma günü yapmıştık galiba. Hani 50 liralık benzin alan vatandaş, ben zamdan etkilenmiyorum esprisi yapılır ya hep. Artık onu dolar yapsa o espri olmayacak, gerçek olacak. Depoyu fulleyecek çünkü 50 dolara. Artacak bile yani, 50 dolar gerekmeyecek bile. Efendim, haftaya böyle başladık. Bugün gözümüz, kulağımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında olacak. Çünkü önemli şeyler söyleyeceğim dedi Cumhurbaşkanı. Bekliyoruz bakalım ne gelecek, hangi ses gelecek, ne söyleyecek, göreceğiz efendim. Efendim, haftanın ilk günü, süremiz tamam, noktayı koyduk ama yarın sabah 07.15'te gerçek gündemde sizlerle yeniden buluşmak istiyoruz efendim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.